Efendim kısa bir aranın ardından tekrar beraberiz. Şimdi sırada Türkiye'nin dört bir yanından sizin için derlediğimiz haberlerimiz var. Dilerseniz o haberleri izleyelim. Sonra da bir telefon bağlantımız olacak. Halit Çelebi Amasya'da arıcılık yapıyor. Ürettiği ballarla bronz ve altın madalya sahibi oldu. Dünya Arıcılar Birliği Federasyonu tarafından Kanada'da 46. Amipondia Uluslararası Arıcılık Kongresi düzenlendi. Halit Çelebi, karakovan balı kategorisinde dünya birinciliğini, kristalize bal kategorisinde de dünya üçüncülüğünü elde etti. 600 kişi arasında birinci olan Çelebi, gerçek balın nasıl olması gerektiğini de anlattı. Şimdi hakiki balın kristalize olması gerekiyor. Kristalize olmayan bal sadece şan balı kristalize olmaz. Onun haricindeki tüm balı kristalize olur. Çelebi 3-4 gün içinde eğer balınız kristalize olmuyorsa bu hakiki bal olmadığı anlamına geliyor diyerek vatandaşı da uyardı. Çelebi 300 kovanda yılda 3 ton bal üretiyor. Türkiye ise arıcılıkta flora yani çeşitlilik bakımından zengin bir yapıya sahip. 7 bölgede 7 farklı çeşit arı var. Bu sebeple bal çeşitliliği de fazla. Kalite olarak yarışmalarda, dünya yarışmalarında Türk ballarının belli derecelere geldiğini görüyoruz. Yani bu da gurur verici, Türkiye için gerçekten gurur verici bir konu. Çelebi herkesin bildiği bir gerçeğe de dikkat çekiyor. Einstein'ın dediği gibi arı olmazsa diyor insanlığın diyor 4 yıl ömrü kaldı diyor. Polinizasyondaki rolü gerçekten çok büyük. Ayçiçeğinde %75, elmada %60, armutta %65 gibi polinizasyonda yani döllenmede büyük rolü var arının. Zeynep Ece henüz 7 aylık bir bebek. Küçücük vücudundan 40 böbrek taşı çıkarıldı. Şimdi sağlığı daha iyi. 7 aylık Zeynep bebek huzursuzluk, idrarda renk değişikliği, idrarda koku ve kanama gibi şikayetlerle ailesi tarafından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Güzellik. Zeynep bebeğin sağ böbreğinden kapalı ameliyatla farklı boyutlarda 40 taş çıkarıldı. Zeynep'in ameliyatını yapan doktorlara göre böbrek taşı her yaşta ortaya çıkabilir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde böbrek taşı rahatsızlığı çok sık görülmekte. Halk arasında yetişkin hastalık olarak biliniyor. Fakat bu hastamızda da gördüğünüz gibi 6-7 aylık bir çocuk ve tüm yaş gruplarında görülebilen bir hastalık. Zeynep bebeğin böbreklerindeki taşlar 4 milimetrelik bir tüp kullanarak kırıldı. Ultramini PNR dediğimiz yöntemi uyguladık. Diğer taş kırma yöntemlerine göre karşılaştırdığımızda en büyük avantajı küçük bir delikten yani 4 milimetrelik bir tüp aracılığıyla böbreğe giriliyor. Böbreğin içindeki taşlar tamamen çıkarılıyor küçük küçük parçalar halinde ve çıkarılan bu taşlar analize gönderilebiliyor. Zeynep bebek gibi hastaların ailelerinin endişelenmesine gerek olmadığını belirten uzmanlar, yöntemin böbreklere zarar vermediğine de dikkat çekiyor. Bu yöntem dediğim ve en önemli avantajı çok kısa sürede çocuklar hemen ayaklanabiliyor. Özellikle aletlerin biraz daha da minyatürize edilmesiyle birlikte bu tip yaş aralığında yani 6-7 aylık çocuklarda da bu ameliyatlar başarılı bir şekilde uygulanabiliyor. Tüm dünyada önerilen, imkanlar dahilinde yapılması önerilen bir ameliyat tipi böbreğe zarar vermiyor. Son 4 yılda 1 yaş altı bebeklerde Diyarbakır'da yapılan kapalı böbrek ameliyatlarının sayısı 60'a yaklaştı. Uzmanlar vücudun böbrek taşı üretmesinin nedenleri arasında iklim, genetik özellikler ve yeme içme alışkanlıklarının başı çektiğine dikkat çekiyor. Adı Negro. Yeni yeni yürümeye başladığı anlarda başına gelen talihsiz olay yüzünden yürüme heyecanı yarım kaldı. Yavru kedi yürüyemiyordu ama artık yürümesini sağlayan bir yürüteç var. Negro'yu yürüten oyuncak kamyondan yapılan bir yürüteç. Negro ezildiği için arka bacakları tutmuyordu. Edirne'de üniversite öğrencileri Kırca Sahil beldesinde buldu onu ve tedavisi için Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'yla iletişime geçti. Barınak yetkilileri minik yavrunun yürüyebilmesi için oyuncak kamyondan bir yürüteç yaptı. Öğrencimiz bize böyle bir kedi olduğu, arka ayaklarının felçli olduğunu söyleyince dün aldık onu. Bugün de barınağımızda veteriner arkadaşımız, veteriner teknisyeni arkadaşımız ona bir küçük aparat yaptı. Biz de bir kamyonetin, oyuncak kamyonetin
arkasını kesip ona iki tekerlekli arkasını kendisini ön ayaklarını kullanabiliyor çünkü. Burada deneme yapıyorlar arkadaşlarımız. Bu yürüteç yardımıyla Negro artık yürüyebiliyor. Dün ve bugün biraz yürüdü. Daha da ön ayakları geliştikçe, çünkü çok yavru daha, çok küçük. Ön ayakları kuvvetlendikçe de o şey yapacak, yürüyecek. Biz kedimizi çok seviyoruz. Ayşe Acar, dalgaların nasıl olduğunu, denizin hangi renkte olduğunu merak ediyordu. Dünyasının hep karanlık olacağını düşündü. Ta ki doktoru kornea naklini gerçekleştirene kadar. Hep karanlıktı hayalimdeki. Ben böyle aydınlık olacak bilmiyordum hani. Hep diyordum ki hep karanlık olacak benim için ama aydınlık olmuş çok şükür. 21 yaşındaki Ayşe Acar, yıllarca görmenin hayaliyle yaşadı. Doğuştan görme engelli olan Acar'ın iki gözünde de Peters anomalisi hastalığı vardı. Genç kız yaklaşık 2 hafta önce Bursa Uludağ Üniversitesi Göz Hastalıkları Hastanesi'nde sol gözüne yapılan kornea nakliyle görme yetisi kazandı. Çok iyiyim, evime geldim ve her şeyi yapabiliyorum, yapıyorum, geziyorum, gidip geliyorum. Misafirlerle ilgileniyorum. Mesela eskiden gelen giden oluyordu, ilgilenmiyordum, öyle zoruma gidiyordu hani. Ama şimdi çok şükür ilgileniyorum, misafirlerle gelip gidenle uğraşıyorum. Çaydır, yemektir, şudur budur, uğraşıyorum. Güzel bir duygu yani. 21 yaşındaki Acar, ameliyattan sonra adeta ikinci defa doğdu. Yıllardır hayalini kurduğu dünyayı görerek yaşamaya başladı. Aile bireyleri ve arkadaşlarının yüzünü görmenin sevincini yaşayan Acar, şimdi dalgaların sesini duymakla yetindiği denizi de görüyor. En çok deniz kenarında zaman geçirmekten hoşlanıyor. Dünyaya kendi deyimiyle 21 yıl sonra gözlerini açan Acar, evinde yemek yapıp çay demliyor. Ailesine ev işlerinde yardımcı oluyor. Sıradaki hayali ise okuma yazma öğrenmek. Hayalimdir zaten okumak falan, Kur'an okumak, kurslara gitmek falan. Allah nasip ederse hepsini baştan başlayacağım işte. Her şeyi merak ediyordum. İnsan ailesini merak eder, arkadaşlarını, dışarıyı, ne bileyim evini. Ya eskide görüyordum ama karanlık hani. Her şey karanlık gözüküyordu. Aileme net bakamıyordum. Doğru düzgün bakamıyordum ama şimdi her şeye net olarak bakıyorum. Çok güzel. Acar'ın ailesi de kızlarının görmesinden oldukça mutlu. Acar şimdi tek tek hayallerini gerçekleştirecek. Adı Tazelenme Üniversitesi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuruldu. Diğer üniversitelerden farkı, üniversiteye katılanların yaş ortalaması. Çünkü bu üniversitede öğrenciler 60 yaşın üstünde. Tazelenme Üniversitesi'nin amacı, yaşlıları yeniden sosyal yaşama kazandırmak ve daha aktif hale getirmek. 3 yıl önce Muğla merkeze başlattık bu projeyi, Muğla Tazelenme Üniversitesi olarak. Bu yıl da Bodrum'da bir kampüsünün şubesini açmış olduk. Bu projenin amacı, 60 yaş üstü vatandaşlara yeniden aktif hale gelmelerini sağlayacak bir eğitim vermek. Yani lisans, üniversite düzeyinde bir eğitim vermek. Çalışmalar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda yürütülüyor. Açılışı Bodrum Ticaret Odası salonunda gerçekleştirilen üniversitede eğitim diğer üniversiteler gibi 4 yıl sürecek. Tazelenme Üniversitesi'nde müfredatsa üniversite katılımcıların aktif olmasını içeren derslerden oluşuyor. Burada aktif ve pozitif yaşlanmayı amaçlayan bir ders müfredatı var. Bunun içerisinde hem mental, yani akılsal, zihinsel aktiflik hem de fiziksel aktifliği içeren dersler var. Bu üniversitede iki gün oluyor. Ve burada devam edecek öğrenciler. Yaşamlarını kolaylaştıracak bir takım dersler alacaklar. Arkadaşlar edinecekler, yalnızlıktan kurtulacaklar, aktif olacaklar. Öğrenciler de Tazelenme Üniversitesi'ne katıldıkları için oldukça mutlu. Çok mutlu oldum. Çok heyecanlıyım. Son derece mutluyum. İnşallah hayırlı olur. Tazelenme Üniversitesi'nde matematik, fizik, sağlık gibi dersler zorunlu dersler kategorisinde. Bu derslerin yanı sıra sanat, spor gibi dersler de müfredatta yer alıyor. Narin ellerini ve kollarını kullanamıyor. 52 yaşındaki Narin Işık bedensel engelli. Ancak bu durumu ona engel olmamış. Bugüne kadar ağzıyla tuttuğu boya fırçasıyla 103 yağlı boya resmi yaptı.
Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Narin Işık, yağlı boya tablo çalışmalarından oluşan ikinci sergisini açtı. Işık'ın 103 eseri sergide görücüye çıktı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de Narin Işık'a destek oldu. Pek çoğumuzun el becerisini kullanarak yapamadığı resimleri hanımefendi azmetmiş, gayret etmiş ve 100'den fazla eser yaparak kazandırmış ülkemize, şehrimize. Narin Işık, resim yapmanın kendisine huzur verdiğini ifade ediyor. Şu anda 103 tane eserim var. 11 yıldır ama çocukluğumda da yani yaptım. Resim yapmak huzur veriyor, rahatlık veriyor. Ben resimlere odaklandığım anda hani başka bir dünyada yaşıyorum. Ben beyaz bir sayfada, pembe bir dünyada yaşıyorum. Hani siyahın içinde beyazı pembeyi buluyorum. Öyle söyleyeyim. Evet, ağzımla yapıyorum. Zor olmuyor mu peki? Zor ama severek yaptığım için hani bir şeyler başarabildiğim için şeyler çıkartıldı yani o eserleri gördüğüm zaman kendim bir de ben bunu nasıl yaptım diyorum. Narin Işık'ın hedefi yaptığı yağlı boya resimlerle ismini dünyaya duyurmak. Tarihte ismim yazılı olsun. Hani benim gibi engelliler kendilerini bir yere çakılı bırakmasınlar. Hani azim etsinler. Herkesin yapacağı bir şey vardır illaki. Narin Işık, kendisi gibi olanların umutlarını yitirmemesini tavsiye ediyor ve ekliyor. Daima ileriye doğru yürüyün. Kendi kafalarında istediği huzuru yaratabilir. İstediği hani bir hedefi seçip kendini ona odaklayabilir. Hani ben niye böyleyim dememeli. Ben ileriye doğru yürümeliysem. Bedenimle değil, ben beynimle yürüyorum. Efendim, başarı hikayeleriyle dolu sizin için derlediğimiz, Türkiye'nin dört bir yanından ekranlarınıza getirdiğimiz haberlerimizi izledik. Ve biraz önce izlediğimiz haber gerçekten içimize umut doldurdu. Çünkü Narin Işık'ın bu azmi ve başarısı herkese örnek olmalı diyoruz. Ve dilerseniz hemen onunla konuşalım. Bir telefon bağlantımız var. Narin Işık telefon attığımızda nasıl başladı resime ve huzur hissediyorum, mutluluk hissediyorum resim yaparken diyor. Tavsiyeleri de mutlaka olacaktır bu durumda olanlara. Ya da diğer insanlara, özellikle kendisini insanlara kapatan, sosyal çevreyle görüşmek istemeyen insanlar da var. Peki onlar ne yapmalı? Narin Işık'tan da tavsiyeler alacağız tabii ki. Narin Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk efendim. Biraz önce haberinizi izledik. Gerçekten içimize böyle umut ve coşku doldu. İlk önce tebrik ediyoruz sizi. 103 yağlı boya tablo yapmışsınız ki yağlı boya tablo yapmak da çok kolay bir iş değildir, değil mi? Evet, çok kirli, böyle yani zor, emek isteyen bir resim. Evet. Yani ressamlık işi. Ben yani ne diyeyim, 11 yıldır yağlı boyayla uğraşıyorum. Evet. Ellerimi tamamen kullanamıyorum. Bedenimde yani çok az kullanıyorum. Bir parmağımı, iki parmağımı oynatabiliyorum. Ben daha öncesinde 2013'e kadar, 2007'ye kadar biraz olsun kendime yani idare edebiliyordum. Şimdi tamamen bittim. Hani bunu nasıl kendimi geliştirebilirim diye düşündüm. Bakım evinde yaşıyorum. Orada bakım evinde resim öğretmenim Emre Tetik bana çok destek verdi. Evet. Bana yardımcı oldu. Fırçayı ağzıma tuttum. Yani arkadaşlar güldü. Bu beni biraz üzdü. Ama sonra düşündüm dedi ki, ben bir şeyler yapacağım, ben bir şeyleri başaracağım. Yaptım elhamdülillah, bugündeyim, buradayım. Ama şu anda benim bir yardımcıya ihtiyacım var. Evet. Hani benim resim yaparken resmi ileri çek, geri çek, mesela sağa çevir, sola çevir, arkaya çevir, öne çevir. Mesela boyaları bana kırmızı ver, beyaz ver. Ben tamamen bir yardımcıyla yani yapıyorum. Evet. Mesela yani profesör bir yanımda yardımcım yok. Resimlerimin çoğunu, yardımı öğrencilerden aldım. Evet. Çoğunu zihinsel engellilerle çalıştım. Hı hı. 11 yıldır 4 kat bakım evinde kalıyorum. Hı hı. Buradaki hastalarımızdan yani yardım aldım. Bu şekilde yılmadım, yıkılmadım. Ben ekranda şunu görüyorum hocam. Medyada yani şunu görüyorum. İnsanlar bunalıma giriyor, cinayetler işliyor, soygunlar yapıyor. Ne bileyim ben, dünyada hani Türkiye'de değil. Dünyada zulümler birbirine, dünyada güzellik varken, yaşamak varken, ben bu haldeyken, yani bu durumdayken, yani bir şeyler başarmak istiyorsam,
Ben o kadar büyük hayallerim var ki, bu yani hayallerimin %1'i bile değil yani bu yaptıklarım. Ne güzel, ne güzel. İnşallah o hayallerinizin hepsini gerçekleştirirsiniz. Ama ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi 103 yağlı boyanızı bir sergide de aynı zamanda sanatseverlerle buluşturdunuz. Sanatla uğraşıyorsunuz. Evet. Kolay bir iş değil. Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Muhakkak beğeniliyor. Ben biraz önce izledim ki haberimizi yayına hazırlarken de çok yakından takip ettim. Çok güzel tablolar gerçekten. Ve nelerden esinleniyorsunuz? Size ilham veren şeyler neler? Onları da öğrenmek isteriz. Ya mutlu düşünce, mutlu hayal. Kendimi hep buralarda yani yaşarken hayal ediyorum. Yani orada kendimi hissediyorum. Hani insanlara böyle bir mutluluk vermek istiyorum. Siz kendinizi yani engellenmedikçe engelli sayılmaz. İnsanın beyni çalışıyorsa hani bedeninizin çalışması önemli değil. Siz sadece beyinle bedeninizi yönetiyorsunuz. Birçok insan mesela sağlıklıyım diye geçiniyor. Ben kimseye aşağılamıyorum, yanlış anlamasın. Hani ister insan istediği zaman her şeyi başarabilir. Doğru değil mi? Yeter ki isteyin yani. Bazı benim çevremde arkadaşlarım, tanıdıklarım mesela okluyor, kopluyor. Ya okluyacak, kopluyacak ne var ki? Ben bu haldeyken bir bardak suyu alıp içemezken, yani her şeyimi bir başkasından beklerken ben... Yani dünyaya sığmayacak hayallerle, umutlarla yaşıyorum. Bütün insanlar da bu resimlerimi görsün, baksın, yani kendilerine bir ilham alsın istiyorum. Bir uğraş bulsunlar değil mi? Yani kendilerini aslında toplumdan dışlanmış hissetmemek çok önemli. Hissetmesinler de. Bir uğraş bulsunlar kendilerine. Herkes mutlaka yardımcı olacaktır. Ben öyle düşünüyorum en azından. Tabii ki hocam. Bir engelliyim diye kendini dışlamamalı. Bir engelliyim diye kendini... Yani dünyaya kapatmamalı. Senin de yapacağın bir şey var. Bu dünya sınav dünyası, imtihan dünyası. Nasıl bir üniversitede derslerine çalışıp da başarıya ulaşıyorsa bizim düşüncelerimiz de öyle yani. Evet, şunu da sormak istiyorum. Şimdi muhakkak tavsiyeleriniz vardır. Biraz önce değindik de. Şimdi böyle kendisini kapatan, kimseyle görüşmek istemeyen, depresyonda olanlar da var. Yani sanatla uğraşmak gerçekten insanı hem meşgul eden hem de mutlu eden alışkanlıklar. Bunlar güzel meşgaleler. Onlara da mutlaka bir tavsiyeniz vardır. Dışarı çıkmaları gerekir dediniz biraz önce. Sizden tavsiyeler de alalım. Ama şunu soracağım öncelikle o tavsiyeden önce. Dilerseniz o tavsiyeyle kapatalım da. Bundan sonraki hedefiniz ne? Şimdi serginizi izledik Yozgat'ta. Çok güzel. Bundan sonra daha geniş bir kitleye hitap etmek mi istersiniz yaptığınız yağlı boya tablolarla veya nerelere açılmak istiyorsunuz? Var mı bir hedefiniz? Yani ben bütün dünyaya açılmak istiyorum. Yani benim bir yardımcım, benim bir desteğim, yani siz büyüklerimden. Ben bütün dünyaya açılmak istiyorum. Benim şu anda elim tutmuyor, ayaklarım tutmuyor ama benim bütün dünyayı yani ruhen geziyorum, ruhen yaşıyorum. Hani bana bu katkıyı sağlarsanız, yanımda olursanız, hani benim içimdeki daha güzel düşüncelerim var. Onları yaşamak, yaşatmak, paylaşmak, yani sadece kendimi yaşamak değil. Evet. Yani benim bu beynimdeki bütün şeyleri, bütün engelli arkadaşlarımla, yani ruhsal arkadaşlarımla, yani evi yuvası olup çoluğu çocuğu olup mesela onların bunalıma girip de bir kadının ya da bir erkeğin, yani eşinden, çocuğundan kopan insanları görüyorum. Onların yanında olmak istiyorum. Yani bütün yani sıkıntıya düşen insanlarla bir olup böyle ekranlarda ne bileyim ben toplumla iç içe yaşamak istiyorum. Onların dertlerini paylaşmak istiyorum. Evet. Onlara ben yani ben varım, sizin yanınızdayım demek istiyorum. Evet. Ne mutlu size. Biz de sizi tanıdığımız için çok çok mutlu olduk gerçekten. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Daha çok bol böyle sanatseverlerin buluştuğu, sizin resimlerinizin daha doğrusu yağlı boya tablolarınızın konuşulduğu, geniş alanlara hitap ettiğiniz sergiler diliyoruz. Başarılarınızın İnşallah bundan sonra da daim olmasını diliyoruz. Tavsiyelerinizi de almış olduk. Son bir cümle belki söylemek isterseniz buyurun. Ben şunu da söyleyeyim. Aynı zamanda şiir de yazıyorum ben. Bir tane şiir kitabım çıktı. 10 tane de eserimi kaybettim. Yani çift kitabımı kaybettim. Ama sürekli yani yazmaya da devam edeceğim inşallah. Evet. İkinci bir baskım daha çıkmak üzere inşallah. Evet, biz de bu yolda başarılarınızın bir kez daha devamını diliyoruz. Ayrıca Woman TV'ye hafta bitmedene konuk olduğunuz için de ayrıca teşekkürler. Sağ olun diyoruz. Narin Işık. Teşekkür ederim hocam.
Evet, biraz önce aslında hem bize umut aşılayan hem de coşku veren bir haber izledik. Arkasından da telefon bağlantımızı yaptık. Narin Işık biraz önce ressam kendisi Yozgat'ta eserleri sanatseverlerle buluştu ve herkese de tavsiyelerde bulundu. Biraz önce kendisiyle telefon bağlantısı yaptık. Şimdi programımız devam ediyor. Biliyorsunuz programımızda farklı konuları ele alacağız. Bir telefon bağlantımız daha olacak ama bakalım hangi konuyla ilgili o telefon bağlantımız. Birazdan tekrar birlikteyiz. Efendim, malum grip mevsimindeyiz, grip aşılarının mevsimindeyiz. Aslında bu aylarda, yani Eylül ayının sonu, Ekim ayının başı gibi aslında grip aşıları geliyordu. Her zaman grip aşısı olanlar da bu aşıları yaptırmaktaydılar. Ancak sanki bu sene biraz bir gecikme var. Sağlık Bakanı'nın bir açıklamasını hemen hatırlatmak istiyorum. Grip aşısının özellikle biraz geç kaldığını o da söyledi. Ve arkasından da 250 bin doz aşı, yanlış telaffuz etmeyeyim. Evet, 250 bin doz grip aşısı dağıtıldı. Ancak aşılar dağıtılır dağıtılmaz maalesef tükendi. Şu anda vatandaşlar, özellikle halk, grip aşısı yaptırmak istediğinde çoğu yerde grip aşısı bulunamadığı eleştirilerini dile getiriyor. İşte bu konuyu konuşacağız. Ayrıca tabii grip mevsiminde izledim biraz önce. Gripten korunmanın pratik yolları neler? Sık sık ellerimizi mi yıkamalıyız? Hijyene daha mı fazla dikkat etmeliyiz? İşte bir bilene soracağız. Halk sağlığı uzmanı Oğuz Özyaral telefon attığımızda. Bakalım onun bize tavsiyeleri neler? Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun Pınar Hanım. Eksik olmayın. Herkesin sağlığı için duacıyız. Evet, nasılsınız diye özellikle soruyorum. Çünkü biraz önce de giriş yaptım, dinlediniz. Evet. Grip aşısı mevsimindeyiz. Malum evet. Grip atlattım ben de. Böyle ayakta olsa da atlattım. Aşı olmadan mutlaka bir grip oluyoruz mutlaka. Ama bu sene sanki biraz değişik bir, biraz geç kaldı aşılar biraz önce söylediğim gibi. 250 bin doz aşı dağıtıldı, dağıtılır, dağıtılmaz bitti diyor eczacılar. Ve daha sonra Sağlık Bakanı'nın bir açıklaması var. 500 bin doz grip aşısının daha dağıtılacağı açıklandı. Peyderpey aşıların dağıtımına devam edileceği de söylendi. Bu sene niye böyle oldu acaba? Şimdi tabii aşı üretimi şu anda Türkiye'de yapılmıyor Pınar Hanım. Biliyorsunuz yurt dışından getiriyoruz. Dolayısıyla da o kadar kolay olmuyor. Aşı üretiminde izlenen sistemi kontrol ettiğinizde şunu göreceksiniz. Aşılar her sene yenileniyor. Özellikle grip aşısı için konuşuyorum. Çünkü viral yapıda her sene viral hücre kendini yenileyerek, yani dışında bir mantosu olmadığı için, diğer bakteri hücreleri gibi olmadığı için kendi RNA ya da DNA'sını değiştirebiliyor. Genetik yapısını değiştirebiliyor. Evet. Dolayısıyla bir önceki senenin gribiyle yüzleşmiş olan kişilerin kan serumlarının üzerinden hareket edilerek aşılar hazırlandığını düşünürsek, zaten bu sene ortaya çıkan enfeksiyonu hazırlayan faktörün %50 oranında bize başarılı bir şekilde geleceğini ve sonuç getireceğini düşünmemiz lazım. Burada önemli olan grip aşısı olup olmamak mı, gribe karşı kişilerin kendini koruyup koruyamayacağını mı basın yoluyla öğretmemiz gerekiyor. Siz o kadar önemli bir cümleyle başladınız ki yayına. Dediniz ki acaba elimizi mi yıkamalıyız? Ben de şunu söylüyorum. Evet, el yıkama son derece önemli. Ama gribal bir enfeksiyon geçirilmeye başlandığında kişi mutlaka izin alıp bir kere iş yerinden normalde 2 ile 3 gün kadar uzak kalmalı. Çünkü öksürmeler, aksırmalar, hapşırmalarla havaya saçılan o damlacık enfeksiyonu dediğimiz süreçte çok büyük bir rahatlıkla 45 dakika içerisinde aynı ortamda bulunan bir kişinin soluması sonucunda enfeksiyonu hızlı bir şekilde yaydığımızı biliyoruz. Evet. Dolayısıyla bu bir. Demek ki toplu taşımalara dikkat edeceğiz, elimizi yıkayacağız, yetmiyor. Kendimizi koruyacağız. Sevgili Pınar, en sıkıntılı döneme girdik. Sonbahardayız. Evet. İklim sürekli kendini değiştiriyor. Yani sabahtan bir ısı, hemen akabinden bir rüzgar gelebiliyor. Dolayısıyla siz viskoz bir kıyafet değil, yani o sentetik ürünlerden bir kere net uzaklaşın. Vücudunuz terlediğinde arada kalan o ter bir anda soğuduğunda rüzgarla
siz enfeksiyonlara kapı açıyorsunuz, gel gel diyorsunuz. Dolayısıyla kendinizi korumanız gerekiyor. Pamuklu kıyafetler seçiniz. Mesela bu da bir tercih. Bir yandan mevsim meyve ve sebzelerine aşırı önem göstermek gerekiyor. Limonsuz mutfak olmaz diyoruz. Yani salatanıza mutlaka limonunuzu sıkacaksınız. Portakalınızı yiyeceksiniz, mandalinanızı yiyeceksiniz. Evet. Bu mevsimde C vitamini ihtiyacını karşılayacak olan sarılar, turuncular ve kırmızılar bol bol soframızda olacak. Tüketilmeli probiyotikler diyorsunuz. Açısından büyük zenginlik gerekiyor. Bol bol tarhana içsinler sabahları. Evet, şunu da sormak yani istiyorum. Yani baktığımız zaman evet. Titizlenmemiz gerekiyor. Evet, şunu da sormak istiyorum. Şimdi son yıllarda biliyorsunuz antibiyotik kullanmayalım. Antibiyotik kullanmadan geçirelim. Özellikle biliyoruz bu antibiyotiklerin çevreye olan zararını da atıldıktan sonra vücuttan. Maalesef bakterilerin daha da böyle dirençli bakteri haline gelmesine sebep oluyor bu antibiyotikler. Vücudumuza da tabii zararlı. Yararlarının yanında zararları da var. Yani antibiyotik kullanmadan da geçmiyor aslında bazen bu grip maalesef. Sürekli çünkü her sene değişikliğe uğruyor bu bakteriler, virüsler. Şimdi ben size çok ciddi bir şey söylemek zorundayım. Bizi şu anda binlerce izleyici takip ediyor. Antibiyotik asla gripal enfeksiyonda bir tedavi yöntemi olamaz. Ben çünkü de onu soracaktım. Siz evet. Asla ve asla olamaz. Söz konusu dahi değil. Ancak hekimin direktifleri ve yapmış olduğu teşhis dolayısıyla gripal bir enfeksiyonun akabinde ortaya çıkmış olan bakteriyel bir enfeksiyon varsa antibiyotik verilir. Grip tedavisi viral bir enfeksiyon olduğu için antibiyotikle asla ama asla tedavi edilemez. Böyle bir şey söz konusu dahi değil. Aşılar koruyucudur. Evet. Profilaktik amaçla yapılır. Yani koruma amacıyla yapılır. Orada da hedef %50'yi vurur. Herkes bunu net bilsin. Yani aşı oldum. Ben gripal enfeksiyonla yüzleşmeyeceğim. Böyle bir varsayım da yok. %50 oranıyla devam edeceğimizi, enfeksiyonlarla yüzleşme şansımızın %50 net olduğunu, korumanın da daha fazla olmasının söz konusu olmadığını bilmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü geçen seneki viral bir enfeksiyonla karşılaştıysa kişi ancak bu yaptırdığımız aşı bize fayda sağlayacak. Yepyeni bir DNA yapısıyla, yepyeni bir RNA yapısıyla, yani genetik yapısı değişmiş bir gripal enfeksiyonla yüzleşildiğinde mümkün değil o tedavinin ya da o korumanın söz konusu olması. Evet, ben şuraya antiparantez bir açayım. Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamayla bu yıl toplamda piyasaya verilecek aşı miktarı da 1.2 milyon doz olacaktır. Şimdi aşıyla tabii ilgili bir sorun var. Aşıyı biz ne zamana kadar yaptıralım? Gerçi biraz süre aksadı demiştik. Geç geldi yani aşı ama ne zamana kadar yaptırılmalı aşı? Şimdi bakın, demin ben size çok ciddi bir cümle, belki satır arasında kaldı. Profilaksi dedim. Profilaksi eşittir koruma demek. Yani siz bugün aşı olursanız bugünden itibaren korunursunuz. Önümüzdeki ay aşı olursanız önümüzdeki ay korunursunuz. Yani bu kadar basit. Dolayısıyla ben bugün olayım işte yarın grip olmayayım değil. Gene aynı noktaya geleceğiz. Karşılaşacağımız gripin nitelikleri bizi bağlar. Dolayısıyla ben aşı oldum olmayacağım diye bir kavram yok. Burada risk gruplarını hekimle beraber, hekim arkadaşlarımızla beraber kararlaştırmamız gerekiyor. Yaşlılar benim için en önemli. Evet, yaşlılar çünkü onları soracaktım. Evet, kimler başka? Korkunç bir risk altında oluyorlar. Vücut direnci düşmüş olan kişiler, evet. Bunlardan bir tanesi tabii ki kanser hastalarımız olabilir. Dolayısıyla gene hekimle görüşmek gerekiyor. Hekimlerimizin direktifleri doğrultusunda sıraya sokmak gerekiyor. Ve tabii ki çocuklar 14 yaşına kadar siz de çok net biliyorsunuz, programlar yapıyorsunuz, haberler yapıyorsunuz. İmmün sistem yani bağışıklık sistemi ancak oturmaya çalışır. 14 yaş altı için böyle bir aşı yapılmalı yapılmamalıyı da gene çocuk hekimlerimizin karar vermesi gerekiyor. Evet. En doğrusu, en güzeli doğal beslenelim, doğadan beslenelim, o yürüyen tavukların suyunu içelim, yani onların çorbalarını yapalım, bol probiyotikli gıdalar, bol yoğurt tüketelim, hepsinin doğal olmasına önem gösterelim. Doğal olmayan hiçbir ürün bizi koruyamaz.
Evet, çok çok teşekkür ediyoruz tavsiyeleriniz için. Bunlar çünkü bizim için bir altın tavsiye niteliğinde, tam da mevsimindeyiz. Biraz önce söyledik, nelere dikkat etmemiz gerektiğini üstüne basa basa söylediniz. Teşekkür ediyoruz Oğuz Özyaral yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun, sağ olun, hoşça kalın. Evet, biraz önce halk sağlığı uzmanı Oğuz Özyaral da anlattı. Grip mevsimindeyiz. Grip aşısı olduğunuz zaman hemen korumaya başlamıyor. Evet, yani yarın hemen beni koruyacak diye düşünmemek lazım. Ama bağışıklık güçlendirici, organik beslenme de dahil olmak üzere kendinizi bu tür mevsim geçişlerinden korumak için beslenmenize dikkat ederek, uygun kıyafetler giyerek gripten korunmak mümkün. Ama en önemlisi hijyen dedik. Oğuz Özyaral başta da söyledi. Ellerimizi sık sık yıkayalım. Özellikle tabii kalabalık ortamlarda çalışınca başkası geçme olasılığı gripin çok daha yüksek, riski çok daha yüksek, ancak bunu bazı alınabilecek önlemlerle bertaraf etmek mümkün dedi. Telefon bağlantımızda Oğuz Özyaral. Hafta bitmeden programına devam ediyoruz. Efendim, programımızın yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. Biliyorsunuz programımız Cuma günü saat 14'te başlıyor. Yaklaşık 15'e doğru devam ediyor. 15'e kadar devam ediyor. Dolayısıyla artık hafta sonuna kısa bir zaman kaldı. Belki hafta sonunu şehir dışına giderek değerlendirmek istersiniz. Biliyorsunuz programımızın sonunda mutlaka bir haftanın tavsiyesi oluyor. Hafta tavsiyesi önerisinde, hafta önerisinde bulunuyoruz. Daha doğrusu gezebileceğiniz yerlerin önerisinde bulunuyoruz sizlere. Bu hafta da yine çok güzel bir yeri sizin için seçtik. Belki gitmek istersiniz. Çok da uzak değil aslında. İstanbul'a yakın da diyebileceğimiz bir nokta. İşte haftanın tavsiyesiyle yine programımızı kapatıyoruz. Yine gelecek hafta Cuma günü saat 14'te haftanın gündemine damga vuran gazete haberleri, güncel gelişmeler, güncel haberler, stüdyo konukları ve canlı bağlantılarla tekrar karşınızda olacağız. Hafta bitmeden programıyla diyelim ve programımızı haftanın tavsiyesiyle bitirelim. Gelecek hafta görüşmek üzere.